Sevgi Hastanesi sunar. Kıymetli izleyenlerimiz, TV'lik ekranlarına, Sağlık Dünyası programımıza hoş geldiniz. Yeni yayın dönemimizin ilk konuğu diyetisyen Büşra Aktiş Koldaş. Konu başlıklarımız okul döneminde çocuklarda sağlıklı düzenli beslenme, yetişkinlere yazdan kışa geçiş döneminde beslenme önerileri. Sohbetimize başlamadan önce konu başlıklarımızla ilgili sorularınız ve önerileriniz için iletişim bilgimi hatırlatmak istiyorum. 0452-800-0052 canlı yayın telefon numaramız. Büşra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bu akşam birbirinden önemli iki tane konu başlığımız var. Ben birincisiyle başlamak istiyorum. En önemli konu ebeveynlerin dikkatini çekecektir. Beslenme çocuklarda, okul döneminde beslenme. Milyonlarca öğrenci bugün okula başladı. Anne babaların da beslenmeyle ilgili aklındaki birçok sorulara bu akşam yanıt vermiş olacağız birlikte. Beslenme yaşamımızın en temel gereksinimi. Bu gereksinim anne karnından itibaren başlayan bir süreç ve alışkanlıklarla devam eden bir süreç. En önemli alışkanlığı da çocuklar okul döneminde kazanıyorlar. Okul çağındaki çocuklarda beslenmenin önemi nedir diye sorarak başlamak istiyorum sohbetimize. Okul çağında beslenmenin en önemli olduğu çağlardan biri. Özellikle ilkokul çağından başlıyor. Yani bunun eğitimi çok güzel verilmeli. Çünkü okula başlayan çocuklar birçok uyaranla baş başa kalıyorlar. Bunların başında fast food tarzı ürünler, işte arkadaşları tüketiyor, bisküviler, çikolatalar, bir arkadaşından görünce kendisi de almak istiyor. Tabii ki bu hani okuldan önce de var, ancak okula başlayınca daha yoğun miktarda birbirlerinden gördükleri için denk gelebiliyorlar. Ancak çocuğa bunlar yerine, hani para yerine, ara öğünlerde işte kuru meyve, süt, elma gibi besinler yanına koyulursa, ceviz gibi, bu sayede çocuğun sağlıklı beslenme davranışı temelden oturur. Ancak biz hani bu dönem işte çocuk canı çekiyor, işte gözü kalmasın dersek, daha sonrasında bırakması çok daha zor olur. Daha sonrasında çok daha fazla bu besinlere yönelimi artar. O nedenle bu yaşlarda sağlıklı beslenmeye başlanmalı. Bunun eğitimi verilmeli. Buna yönelik çocuklar yönlendirilmeli. Hatta kantinlerde meyve bulundurulabilir. Hani sağlıksız besinler yerine meyve satılabilir. Süt daha yoğunlukla, hani tabii ki kakaolu sütler vesaire var ama sade sütler de olabilir. Kefir bulundurulabilir. Ceviz olabilir küçük paketlerde. Hani çocukların o gün alacağı kadar, hani fazla miktarda değil. Hani bu sayede o yaşta bu davranış oturmuş olur. Ancak biz işte abur cubur, fast food tüketimine o yaşlarda başlarsak, damak tadı dediğimiz bir olay var. Yani damak tadı o yaşta işte fazla baharatlı, fazla tatlı, fazla tuzlu, fazla şekerli besinlere alıştığında ileride vazgeçmek çok çok zor oluyor. Şimdi aslında okulların başlamasıyla çocuklar ilk defa ev dışında yemek yemeye başlıyorlar. Dışarıda yemek yemeye başlıyorlar. Kantinlere geleceğim programın ilerleyen dakikalarında, ben sırayla gitmek istiyorum. İlk önce kahvaltıyı sormak istiyorum. Çünkü kahvaltı hakikaten birçok anne babanın zorlandığı bir konu. Benim kendimin de sabah kahvaltısı çocuğum üzerinde zorlandığım bir konu. Evdeki alışkanlığı aslında çocuk uyguluyor. Bizler de itiraf etmeliyim ki sabah erken saatlerde kahvaltı yapamıyoruz. Çocuğa örnek olamadığımız için çocuk da yapamıyor, ama okula giden çocuğa mutlaka sabah kahvaltısı yaptırmamız gerekiyor. Çocuklar için sabah kahvaltısının önemi nedir ve sabah kahvaltısında neler önerirsiniz?
Kesinlikle kahvaltı günün hem çocuklar için hem yetişkinler için en önemli öğünü. Ve az önce dedik ki hani beslenme davranışları, davranış alışkanlıkları o yaşta başlıyor. Yani çocukluk döneminde biz bunun temellerini atıyoruz. Ve o dönemden itibaren okula başladığı ilk andan itibaren poğaça vesaire simit alırsın demek yerine evde kahvaltı yapmadan kesinlikle çıkmaması lazım. Bir 10 dakika, 20 dakika, yarım saat artık erken kalkıp kesinlikle kahvaltıyı yapmak zorundayız. Kahvaltı yapılmazsa gün içerisinde dikkat konsantrasyon sorunları oluyor. Halsizlik olabiliyor. Onun haricinde derse kendini verememe, işte karnı acıktığı için bu sefer daha kalorili, daha şekerli besinleri kantinden almak isteyebiliyor çocuk. Yani bunun hepsinin temeli bu yaşta oturuyor. Okul çağından itibaren her gün kahvaltısını yapan biri zaten yetişkinliğinde de yapacaktır. Yani bunu hani evet, bir şekilde erken kalkıp ya da en kötü akşamdan sandviçini hazırlayıp yapıp çıkacaktır. O yüzden bu davranış bu yaşta verilmeli çünkü çok büyük faydaları var bize. Hani ders başarısı zaten en büyük nokta. Yani derslerdeki konsantrasyon, dikkat, hani birçok şeylerle, işte derslerle, özel derslerle çocukların başarısı arttırılmaya çalışıyor. Aslında burada beslenmeye çok yönelinmiyor. Yani beslenme göz ardı ediliyor. Aslında en önemli nokta bizim için beslenme. Kesinlikle kahvaltısı, ara öğünü sağlıklı olmalı ve kesinlikle ve kesinlikle kahvaltı yapmadan çocuk evden çıkmamalı. Evet. Kahvaltı neler olmalı dediniz. Evet, neler olmalı kahvaltı. Ondan bahsedelim biraz. Mutlaka süt olmalı. Özellikle ilkokul çocuklarında, ortaokul, lise çocuklarında mutlaka kahvaltıda sütümüz olmalı bir bardak. Onun haricinde mutlaka peynirimiz olmalı. Hani çocuk ne kadar istiyorsa burada zorlama yapmayalım. Yani işte illaki hani al bunu bu kadar parça yemek zorundasın. Ne kadar yiyebiliyorsa mutlaka peynir olmalı. Yumurta olmalı. Her gün bir tane yumurta kesinlikle tüketilmeli. Çünkü yumurta örnek proteindir. Çok güzel tokluk sağlar. Gün içinde çocuğa tokluk verdiği için kaçamakları, şekerli gıdaları tüketimini azaltır. Yumurtamız olmalı. Mutlaka ekmeğimiz olmalı. Hani ekmek hep yani çoğu kişiden duyduğumuz en büyük sıkıntı. Ben ekmek yemiyorum. Hani bu sanki çok güzel bir şey gibi. Kesinlikle ekmek kahvaltı ve günün her öğününde olması gereken bir besin. Çünkü bir kişi, bu çocuk olsun yetişkin olsun, ekmek tüketmediğinde gün içerisinde karbonhidrat ihtiyacını başka besinlerden almaya çalışıyor. Bunların başında tatlı geliyor. Bunların başında simit, poğaça geliyor. Ya da işte kurabiye geliyor. Yani bunları tüketmemek için bizim ekmek tüketmemiz lazım. Ekmek tükettiğimizde karbonhidrat ihtiyacımızı ekmekten aldığımız için canımız daha az tatlı çekiyor. Gün içinde kaçamak oranları, fazla kalorili besin tüketimleri azalıyor. Mutlaka ekmeğimiz olmalı. Bir 3 tane, işte 5 tane bir cevizimiz olabilir. Bir 7 tane, 10 tane duruma göre zeytinimiz olabilir. Mutlaka bir pekmez olabilir, bal olabilir, çocuklar için söylüyorum. Kahvaltıda bunların hepsi tüketilmeli ama hani daha işte karbonhidratlı, işte daha şeker oranı yüksek bir kahvaltı değil. Bu saydığım besin öğelerin içeren, yani her yönden zengin bir beslenme planı en uygunu. Kahvaltı yapmada zorlanıyorsa beslenme çantasını hazırlayıp ilk teneffüste yiyebilmesi için de sandviçler de önerilebilir. Hı-hı. Ben burada kahvaltılık gevrekleri sormak istiyorum. Hı-hı. Özellikle sütü sevmeyen çocuklar için kahvaltılık, hı-hı, gevreklerle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi onların da biraz yapay ve şeker oranı yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani üzerinde hep diyet yazar, işte diyete uygundur denir. Ancak ben çok önermiyorum açıkçası. Ama hani çok sık olmamak şartıyla, hani belki çocuğa sütü sevdirmek için 2 haftada bir olabilir. Ama hani bu her gün tüketilmesi kesinlikle çok yanlış. Çünkü o da şekerlidir, o da yapay bir besindir, paket üründür. Ama onun yerine yulaf ezmesi olabilir. Yulaf ezmesinin bu meyvelileri var, işte kuru meyveli karışımları var. O olabilir. Kendimiz işte evde yulaf ezmesini meyveyle, cevizle, balla, pekmezle tatlandırıp bir karışım hazırlayabiliriz. Ya da evde İşte yulafı kurutarak kuru meyvelerle fırında hani kendi kahvaltılık gevreğin en sağlıklı bir şekilde anne kendi çocuğunu hazırlayabilir. Ama kahvaltılık gevrekleri ben pek tavsiye etmiyorum. Anne ve babalar mutlaka kahvaltıda çocukla birlikte oturmasında fayda vardır. Kesinlikle. Alıştırılması için. Kesinlikle. Şimdi ara öğünleri sormak istiyorum.
Ara öneri geçmeden önce Büşra Hanım, yumurta peki her gün verilmeli midir? Yumurta her gün tüketilse çok güzel olur ama hani sevmiyorsa, bazı çocukların gerçekten çok büyük tepkileri oluyor yumurtaya karşı, gün aşırı da olabilir. Ama bence her gün mutlaka tüketilmeli. Ya bir haşlama, ya bir omlet, ya da bir melemen şeklinde, ya da bir sebzeli omlet şeklinde bir şekilde yumurta tüketilirse harika olur bizim için. Ara öğünler için neler önerirsiniz? Ara öğünler için mutlaka bir meyvemiz olsun. Çünkü gece çok fazla meyve yiyemeyeceğimiz için günde ortalama 4, en fazla 5 porsiyon meyve tüketebiliyoruz. Çocuklar için konuşuyorum. Özellikle 10'daki ara öğünde, işte bir teneffüste ya da 3'te ya da saat 9'da bir meyve yanımızda olursa, hani gün içinde hangi saate denk geliyorsa çocuğun ara öğünü, bu 9 olabilir, 10 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Hani bir meyve, yanında bir 3 tane ceviz, yanında işte bir kutu süt ya da bir yoğurt, ya da bir kefir, ya da bir fındık, hani en çok bizde bulunan fındık, evet, olabilir ara öğünde, yanında taşıyabilir. Her gün bunu böyle küçük poşetlere bölüp, işte bak bunu öğleden önce yersin, bunu da öğleden sonra yersin diye çocuğun çantasına atılırsa, harçlık da ona göre ayarlanırsa, çünkü hani bak ben sana ara öğünü verdim, hani bunlarla karnını doyurursun, işte kantinden de su alırsın, süt alırsın istersen gibi bir harçlık verilirse, çocuk da gün içerisinde mecburen acıktığında onları atıştıracaktır. Bu sayede de paket gıdalardan korunmuş oluruz. Evet, artık okullarda, kantinlerde gazlı içecekler, cipsler yasaklandı. Hı-hı. Meyve önerilerinde de bulundunuz. Hı-hı. Meyve olursa okul kantinlerinde mükemmel de olur. Çok güzel olur, mükemmel olur. Öğle yemekleri de büyük bir aslında sorun değil ama her okulda öğle yemeği çıkmıyor maalesef. Hı-hı. Artık okullarda yarım gün değil, tam gün. Milyonlarca öğrenci de dışarıda yemek zorunda kalıyor. Öğle yemekleri için neler öneriyorsunuz? Hı-hı. Beslenme çantasına neler koymalı ki aileler öğle yemeklerini çocuklar dışarıda yemesinler? Şimdi öğle yemeklerinde mutlaka hani çocuk eve gidebiliyorsa, yani okulda yemek çıkmıyorsa ve çocuk eve gidebiliyorsa eve gitmeli. Hani sonra çorbasını, sebzesini, işte ekmeğini, yoğurdunu verebilir bu sayede. Eğer eve gidemiyorsa, annenin hani koyma imkanı varsa, eğer hani çocuğun taşıma imkanı varsa, işte bir sebze yemeğini, susuz bir sebze yemeğini, işte küçük bir kapta işte salatasını, işte bir ekmeğini, yoğurdunu götürebilir. Ama buna da hani imkan yoksa bir sandviç hazırlayabilirsin, hani en kötü ihtimal. Ne olur bir sandviç ekmeğini, işte arasında beyaz peynir ya da işte haşlanmış bir et olabilir hani gününe göre. Bol çiğ sebze koyup bunu streçe sarıp ya da işte bir peçeteye sarıp yanında bir yoğurtla, yanında böyle bir bol hani salatayla, yine küçük bir kapta yanında bir 3 tane cevizle ve bir meyve ile bir öğle yemeği yapabiliriz. Yani bir beslenme çantası. İşte sandviçimiz, yoğurdumuz, işte meyvemiz, cevizimiz var. Hani bu öğle yemeğinde olabilir. Ama her gün sandviç yemek yerine hani anneler mümkün olduğunca çorba da vermeye çalışsınlar. Hani hep kuru besin tüketilmiş olmasın. Hani çorbamız, sebzemiz de olsun. Hani posa da almış olsun çocuklar. Hani bunu değiştirerek işte bugün sandviç günü, işte bugün sebze yemeği günü, işte bugün çorba günü, işte bugün salata vereyim sana. Hani işte peynirli vesaire, ekmekli, yanında tabii ki ekmeğimiz de olacak. Bazen sadece hani bulgur pilavı, yoğurt bile hani bir bence beslenme seçeneği olabilir. Çünkü bulgur pilavının besleyici yönü çok yüksek. Evet. Hani küçük bir tabağa, hani ya da işte küçük bir kaba, işte ortalama bir 8-10 kaşık en fazla. Hani bu da hani silme kaşık, yani tepeleme değil. Tepeleme ise bir en fazla 6 kaşık. Hani bir bulgur koyup işte yanında bir yoğurtla, yanında bir salatayla, İşte belki bu peynirli bir salata olabilir. Bir öğle yemeği tüketilebilir. Yani bunu günlere bölmekte fayda var. Okul döneminde çocukluk çağı beslenmesi, sağlıklı, düzenli, yeterli beslenmesi çok çok önemli. Anneler ve babalar bu konuda çocuklar sağlıklı beslensin diye özenli davrandıklarını, özen davranmaya çalıştıklarından eminim. Mutlaka böyle yapılıyordur ama çocuk dışarıda yemek yemeye başladığı zaman fast food yiyecekleri, evet, sevmeye de başlıyorlar. Evet. Fast food yiyecek seven çocuklar için, hı-hı, evde nasıl onları sağlıklı, hı-hı, hale getirebiliriz? Hı-hı. Şöyle olabilir, hani gündüz sen yeme,
İşte akşam biz beraber hazırlayalım. Hani ne istiyorsun? İşte hamburger mi? Gel beraber evde bir hamburger, ev hamburgeri yapalım, anne hamburgeri yapalım denebilir. Ya da işte ne istiyor? Dürüm mü yemek istiyor? İşte evde biz kendimiz yapalım. İşte ben sana anne dürümü yapacağım denebilir. Nasıl yapılabilir bunlardan? Hamburger ekmekleri var. Hani bunların kepeklileri de var. Onlardan alınır. Evde işte bir tavuğu ya da hindiyi yağsız bir şekilde tavada çevirdikten sonra ekmeğin arasına koyulur. İşte bol çiğ sebze, işte domates, marul gibi sebzeler koyulduktan sonra hani çocuk da bence mutlu olacaktır. Biraz tabağı süslemek önemli bu noktada. Hani tabak biraz süslenirse işte tabağa işte zeytinle, işte domatesle gözler, işte bir ağız falan yapılırsa ya da hamburgerin üzerine bu sayede çocuk daha keyifle yiyecektir. Ya da mesela bir lavaş ekmeği arasına işte haşlanmış hindi koyup, hindinin protein kalitesi çok yüksektir. Hindi koyup onu böyle işte bol çiğ sebzeyle birlikte dürüm yaptıktan sonra çocuğa evde verilebilir ya da o beslenmesine koyulabilir. Yani lavaşlı hazırlanan dürüm çocuğun beslenmesine koyularak dışarıdan alması engellenebilir. De şimdi piyasada sağlıklı atıştırmalıklar var. Sağlıklı atıştırmalıklar diye bir şey var mıdır? Önerir misiniz? Şimdi bu ne olduğuna bağlı, hangi atıştırmalık olduğuna bağlı. Hani bunun birçok çeşidi var. Yani eğer bu atıştırmalığın içerisinde işte çikolata varsa, işte beyaz un varsa, şeker oranı çok yüksekse biz bunun çok sağlıklı olduğundan söz edemeyiz. Ancak şeyler var. Bu kuru meyveli barlar var. Kuru meyveli barlarda biraz daha hani şeker oranı kuru meyveden sağlanabiliyor. Yani şimdi bunlar çeşit çeşit. Hani bazılarında hani şeker ilavesi sadece kuru meyveyle tat verilmiş olanlar var. Bazılarında şeker ilave edilerek tat verilmiş olanlar var. Aslında bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Burada etiket okumak çok önemli. Hani ben kesinlikle paket ürün çok sevmem. Hani evden koyulmasını ve tüketilmemesini öneririm. Öncelikle bunu belirteyim. Yani sağlıklı da olsa paket ürün almamayı öneririm. Ama oldu ki hani çocuk dışarıda ve çok istiyor ya da işte imkan yok hani o an için ne olabilir? İşte etiket okuyarak alabilirsin. İçerisinde ne kadar şeker, ne kadar protein, ne kadar yağ, ne kadar hani dediğim gibi kuru meyveli barlar olabilir bir ara öğün olarak. Ya da onun haricinde hani kepekli ya da tam buğdaylı galetalar olabilir. Hani süt olabilir. Yani en güzel atıştırmalık dışarıdan alınabilecek. Kefir olabilir. Bunlara yönelebiliriz. Evet. Bunun devamında içecekleri sormak istiyorum. Hı-hı. Yiyecekleri konuştuk. Okul döneminde çocuklar Hı-hı. neler yemeliler? İşte kahvaltıda neler yemeliler? Ara öğünde, Hı-hı. öğle yemeğinde. Peki ne içmeli çocuklar? Hı-hı. Ne kadar su içmeli? Hı-hı. Beslenme çantasına mutlaka su konulmalı. Hı-hı. Evet. Günde ortalama, yani çocuğun suyu sevme oranına göre, yani gerçekten bu da çok çeşitli. Yani kim çocuk hiç su sevmiyor, onu zorlamaya gerek yok. 1 litre de içse olur. 1,5 idealidir. 2 de içen çocuk var. Bu kilosuna göre de değişiyor. Yediği besine göre de değişiyor. Çünkü bazı besinler çok daha su satabiliyor. Ama günlük ortalama 1,5 litre diyorum ben çocuklar için. Duruma göre 2 litre daha güzel olur. Ancak sevmiyorsa mesela su tatlandırılabilir. İşte elma, limon, işte çubuk tarçın, nane, hani sevdiği herhangi bir meyveyle suyun içerisine aroma katılarak bu şekilde su da içilebilir. Bu sayede belki daha keyif alacaktır. Yani su tamam mutlaka tüketilmeli. Bir de hani hazır içecekler var. Onlardan da mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. İşte bunlar nedir? İşte asitli gazlı içecekler, meyve suları. Bunlardan kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Peki ne verebiliriz hani bunlar içerisinde? Maden suyu. En masumu maden suyu. Onu da meyvelileri değil, sadesini limon sıkarak harika olur. Peki okul çağında kilolu çocuklarımız da var. Hı hı. Kilolu çocuklar için neler önerirsiniz? Onlar nasıl beslenmeliler? Onlar da aslında bu bahsettiğim çerçevede işte kahvaltılarını evde yapıp çıkarak, öğle yemeklerini yiyerek, işte akşam yemeğinde annesinin hazırladığı işte çorbasını, balığını, özellikle balık mevsimi, evet. tam mevsim, balığını tüketerek, işte ara öğünlerde hani gün içerisinde işte meyvesini, cevizini tüketirse, gecede işte bir yoğurt, yanında bir meyve, yanında birkaç kuru yemişle hani
ara öğün yaparsa günde 6 öğün beslendiği için kaçamak yapmayacaktır. Çünkü aslında hep tok olacaktır. Ve sağlıklı ve kalorisi daha düşük besinleri aldığı için de otomatikman kilo vermeye başlayacaktır. Aslında burada ne kadar yediğimizden çok ne yediğimiz çok önemli. Yani çok küçük miktarda yenilen bir yoğun çikolata, çok fazla miktarda yenilen herhangi bir işte meyve olur ya da işte salata olur, dan çok daha fazla kalorili olabiliyor. Hani bu noktada neyi yediğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kilolu çocuklarda aslında hani ne kadar yediklerinden çok ne yediklerini değiştirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda şunun da altını çizmek istiyorum. Hani meyve dedik ama meyvenin de fazlası zarar. Hani oturup mesela bir kilo mandalina yenebiliyor. Hani çünkü çok seviyorsa kişi oturup hani bayağı bir mandalinayı fark etmeden bitirebiliyor. Bunu çocuklar da yapabiliyor. Aslında gece yenen meyveyle ya da fazla yenen meyveyle fazla yenen tatlının bir farkı olmuyor. Meyve çok faydalı. Vitaminler yönünden çok zengin, çok besleyici. Ancak belli bir miktarda. Yani günde işte 4 porsiyon, 5 porsiyon meyve tamam. Bu da nedir? Bir elma bir porsiyondur. Yarım armut bir porsiyondur. 2 tane bu büyük mürdüm erikleri bir porsiyondur. Ya da 12 tane üzüm bir porsiyondur. 2 mandalina bir porsiyondur. Bir portakal bir porsiyondur. Yani ben günde yedim, ne kadar yedim? İşte hep hakkım mandalinadan kullandım diyelim. 8 tane mandalina yedim diyelim gün içine yayarak. Daha fazla yiyemem. Daha fazlası yendiğinde tatlı kaçırmaktan, kaçamak yapmaktan, kalorili bir besin tüketmekten farksız olarak vücuda zarar vermeye, vücutta yağlanma yapmaya başlayacaktır. Meyvede çok dikkat edelim. Bu çocuklar için de yetişkinler için de böyle. Zaten beslenmenin aslında var. Dengeli, hı-hı, düzenli ve yeterli, hı-hı, beslenme. Aynen öyle. Dengeli, düzenli, yeterli beslenemeyen çocuklarımızda okul çağı döneminde neler görülür? Özellikle dikkat, konsantrasyon eksiklikleri çok görülür çocuklarda. Eğer bir besin alımında yetersizlik varsa, vitamin değerleri düştüğü için özellikle demiri düşebilir, D vitamini düşebilir. Çünkü D vitamini evet güneşe bağlı, ancak çocuk yeterli kalsiyumu almıyorsa hani güneşten de yararlanamayacaktır bu noktada. Onun haricinde sabah işte kahvaltı yapmamaya bağlı vitamin değerleri normal bile olsa gün içinde halsizlik görülür. Çünkü hani vücudun bir sorunu var, mide aç ve oraya odaklanıyor. Hani beyne odaklanmıyor. Çok yemek de aynı şekilde. Hani siz dediniz de yeterli beslenemeyen. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Çok yemek de aynı etkiyi yapar. Hani işte ben çocuğumu besleyeyim daha başarılı olsun derken bu da zarar verebiliyor. Çünkü çok ağır yendiğinde, çok ağır bir yemek yendiğinde, çok fazla yendiğinde vücut sürekli midedeki besinleri sindirmeye odaklandığı için beyne yeterli kan gitmeyeceği için yine dikkat, konsantrasyon eksiklikleri, halsizlik görülebiliyor. Yani burada hani diyoruz ya, sağlıklı ve dengeli beslenmek. Yani az, evet, beslenmek ya da çok beslenmek değil. Dengeli beslenmek çok önemli bir nokta. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben bu akşam iki tane ediyorum. Konu başlığımız vardı. Bir tanesi okul döneminde çocuklarımızda sağlıklı düzenli beslenme. Çocuklarımızın sağlıklı düzenli beslenmesi her açıdan çok önemli. Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel yönden gelişmesi için de çok çok önemli. Bu alışkanlıklarla büyüyen, yetişen çocuklar ileride yetişkin olacaklar. Ülkeyi onlar yönetecekler. Sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan, her açıdan, bu açıdan alışkanlıkların doğru yönde kazandırılması çok çok önemli. Şimdi yetişkinlere geçmek istiyorum. İkinci konu başlığımıza. Yaz mevsimi bitti. Sonbahar mevsimine geçtiğimiz bu günlerde yetişkinler için beslenme önerilerini rica edeceğim sizden. Hı. Önce şunu sormak istiyorum. Yazın çok rahat gittik tatillere. Fast food'da beslendik. Gece geç yattık, hı hı, gazlı içecekler de içtik, içmeyelim diyoruz her seferinde ama yaz olduğu için tükettik. Birçoğumuz da belki kiloları da aldık. İlk önce şunu sormak istiyorum. Bu geçişte aldığımız kiloları nasıl vermeliyiz? Evet, önemli bir nokta. Yazın genelde kilo alınıyor maalesef. Hani almayalım desek de en azından 1-2 kilo oluyor. Çünkü hani hiçbir şey yemese bile kişi saatler kayabiliyor. İşte doğru saatlerde doğru şeyler tüketilemeyebiliyor. Evet. Ama burada şunu da altını çizmek istiyorum. Kişi istediğinde, yani bunu yaşamına yerleştirdiğinde, vücudunu buna alıştırdığında, vücut bunu istediği için sen sağlıklı şeylere yönelecek ve sürekli atıştırarak kilosunu koruyacaktır. Yani aslında yazı kilo almadan geçirmek de mümkün. Ama aldık diyelim,
hani bu oldu, ne yapabiliriz? Vücuda kilo yerleşmeden acilen vermemiz lazım. Yani şu an tam diyetin yapılma zamanı aslında. Çünkü bu vücutta bu kilo, atıyorum ben tatilde 4 kilo aldım. Ben bu 4 kiloyu acilen vermezsem bu olacak 6 kilo bir ay sonra. Çünkü ben yani 3 kilo aldım, 4 kilo aldım. Ne var bunda? İşte küçük gibi görünüyor ancak onu hemen vücuda yerleşmeden vermemiz lazım. Bu yerleşme olayı çok önemli. Çünkü yerleştiğinde vermek de zorlaşıyor. Yani o kiloda ne kadar zaman geçirdiğiniz çok önemli bir kiloyu vermek için. Ben aldım, bir ay oldu. Daha hızlı veririm. Ancak ben o kiloyu aldım, 3-4 yıl oldu, biraz daha zor gider. Çünkü vücut o kiloya alışıyor. Aynı zamanda hani şöyle düşünmemek lazım. İşte ben tatilde yedim, işte o şekilde fast food beslendim. Şimdi beslenme davranışımı, beslenme tarzımı acilen değiştirmem lazım. Kiloyu vermesek bile beslenme tarzı değişmezse bu kilo artmaya devam edecek. Ama beslenme tarzı değişirse otomatikman vermeye başlayacağız. Yani bu 4 kilo olacak 6 kilo, 6 kilo olacak 8 kilo, 8 olacak 12, 14, 16, bu katlanarak artacak ve tatilde alınan masum 4 kilo Mayıs ayına geldiğinde 16 kilo olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden acilen önlemimizi almak zorundayız. Önlem almakta fayda var. Peki neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Öncelikle kesinlikle sağlıklı beslenmeye acilen başlamamız lazım. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, günde 3 öğün ve 3 ara öğün, toplamda 6 öğün mutlaka olmalı. Bu kalkış saatine göre 5'e düşebiliyor, 4'e düşebiliyor, kişiye göre değişiyor. Ancak 3 saatte bir mutlaka atıştırma yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız besinlerin niteliği de çok önemli. Hani burada eğer bir kilo verme sürecine gireceksek, sağlıklı beslenme dışında bir kilo verme sürecine gireceksek ve gerçekten kilomuz 2-3 kilo değil de işte 8-10 kilo gibi gerçekten fazla bir rakamsa bir diyetisyenden mutlaka yardım almalıyız. Hani 2-3 kilo da olsa eğer sağlıklı beslenme davranışında bir sorun olduğunu düşünüyorsak ve bir davranış eğitimi almak istiyorsak yine bir diyetisyenden yardım almalıyız. Ancak genel itibariyle nereye dikkat edebiliriz? Kahvaltı mutlaka olmazsa olmaz, öğle yemeği mutlaka olmazsa olmazımız, akşam yemeği mutlaka olmazsa olmazımız ve ara öğünler tabii ki olacak. Ama burada kişi bunların hepsini yapıp yine de kilo alabilir. Bu nasıl oluyor? Çünkü ne yediğimiz çok önemli. Evet. Yani ben kahvaltıyı işte kurabiyeyle, poğaçayla geçiştirip öğle yemeğinde bir dürüm yiyip akşamda işte artık kızartma, hani balık yiyorum ama balığı kızartma yiyorsam otomatikman kilo almaya devam edeceğim. Yani bunun kurtuluşu yok. Ancak ya da hiç bunların hiçbirini yapmayıp kahvaltı çok sağlıklı, öğlen çok sağlıklı, akşam çok sağlıklı ama aralarda çikolata yiyorum. Yine hani kilo almaya devam edeceğiz mecburen. Bu ne olabilir? Kahvaltıda sağlıklı bir işte öğün. Neydi? İşte peynirimiz, yumurtamız, ekmeğimiz, cevizimiz ya da zeytinimiz. Güzel bir kahvaltı, doyurucu bir kahvaltı olması çok önemli. Yani kahvaltı olmasından çok kahvaltının o gün içerisinde ne yediğinize çok büyük etkisi var. Ben güne şekerli besinlerle başladığımda o gün iştah daha da artıyor ve daha çok şekerli besin tüketme ihtiyacı oluşuyor. Güne şeker oranı düşük bir besinle başlandı, işte peynir gibi, işte yumurta gibi, yani daha protein oranı yüksek bir besinle başlandığında, tabii ekmeğimiz olmazsa olmaz, ondan bahsettik. Gün içerisinde daha az kaçamak yapma ihtiyacı ve daha az hani tatlı krizleri, işte abur cubur yeme ihtiyacı oluşuyor. O yüzden içeriği çok önemli dedik. Ara öğünde ne yediğimiz çok önemli. İşte ara öğünde işte bir meyvemiz olabilir. Ya da işte bir kuru yemiş olabilir. Ya da işte bir süt olabilir, bir yoğurt olabilir. Ya da bir sütlü kahve olabilir. Hani en kötü ihtimal. Hani bir tansiyon kalp problemi yoksa. Bu ara öğünlerimiz çok önemli. Öğle yemeğinde. Ara öğünler ne kadar önemli? Çünkü bazen çalıştığımız, çoğunlukla çalıştığımız için bazen diyet günlerimiz, çalıştığımız günleri de geliyor. Çoğunlukla denk geliyor. Evet. Ara öğünü kaçırabiliyoruz. Ne kadar önemli ara öğün? Mutlaka öğün olması gerekir mi? Evet, ara öğün aslında hani kesinlikle çok önemli. En büyük yanılgı, diyetlerde de yapılan en büyük yanılgı. Ben daha az dedim, ara öğünü bile yemedim, daha çok vermem lazım. Kesinlikle hayır, ara öğün yapılmadığında, az az sık sık atıştırma yapılmadığında daha da yavaş kilo veriliyor ve aynı zamanda neden yavaş veriliyor? Vücut uzun süre aç kaldığı için yavaş veriliyor bir. İkincisi tahammül azalıyor. Yani iştah kontrolden çıkıyor. Şimdi bir şeyi kontrol etmek için az az sık sık tüketmemiz lazım. Biz onu tüketmediğimizde
uzun süreli açlığın sonucunda yediğimiz şeyin cinsi tamamen değişiyor. Yani çorba içeceksek dürüm yiyorken bulabiliyoruz kendimizi. Çünkü iştah çok artmış oluyor. O yüzden ara öğün çok önemli. Çalışıyorsa kişi bir kuru yemiş yesin. Yani bir ceviz bile ara öğündür. İki ceviz, üç ceviz bunlar ara öğündür. Yani çok basit, çok pratik. Ya da işte bir sütlü kahve hemen masasına koyacağım. Bu bir ara öğündür. Bunların hepsi iştah kontrolüne yardımcı olur. Yeter ki bir şeyler tüketelim. Ama dediğim gibi çikolata değil. Hani çikolata tüketirsek yarım saat sonra daha fazlasını isteyecektir vücut. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu mevsim geçişlerinde şimdi sonbahara geçiyoruz. Hı-hı. Ardından kış gelecek. Beslenmelerini neler takviye etsinler izleyenlerimiz? Çünkü yavaş yavaş hastalıklar da başlayacak. Nasıl beslensinler ki Hı-hı. depolasınlar, hasta olmasınlar, daha dirençli olsunlar hastalıklara karşı evet. hasta olduklarında? Evet. Yani burada aslında bağışıklık sistemi devreye giriyor. Bağışıklık sistemini de etkileyen birçok şey var. Doğru beslenmek. Dengeli beslenmek bunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi aslında yani doğru işte C vitaminini almak, işte proteinini doğru oranda almak, şekeri hayatında azaltmak bunlar çok önemli noktalar. Sabah kalkınca gün içerisindeki zindeliğini bile etkiler kişinin. Ne kadar doğru beslenirsek o kadar rahat uyanırız, o kadar rahat hareket ederiz o gün aslında. Hani bunu bence denemeli insan yani denesinler gerçekten bunu fark edeceklerdir. Bir gün önce tatlı, karbonhidrat az tüketildiğinde diğer gün daha canlı ve daha hareketli oluruz. Bu da bağışıklık sistemini de etkiliyor. Yani doğru beslenmek, az beslenmek demiyorum. Doğru ve dengeli beslenmek. Yani diyet kelimesi aslında diyet yapmak, kilo vermek değildir. Sağlıklı beslenmektir aslında kelime anlamı. Hani buradan yola çıkarak doğru oranda vücudun ihtiyacı olduğu kadar ne eksik ne fazla besinleri almamız gerekiyor. Onun dışında kesinlikle stres, bu da çok önemli bir nokta. Hani bu çok benim alanım değil ama stres de bağışıklık sistemini düşürdüğü için hani bu da maalesef ki hastalıklara yakalanma ihtimalini artırabiliyor. Yani C vitamininden zengin besinleri bu noktada çok, hani C vitamini en güzel koruyucu soğuk algınlığına karşı. C vitamininden zengin besinleri bol miktarda tüketelim. Bunlar koyu yeşil yapraklı sebzeler. Onun haricinde kuru baklagiller tabii ki kuru baklagiller ancak en önemlilerinden birisi işte mandalina, portakal, bunları kivi daha çıkmadı ama hani çıktığında evet. Kivi olabilir. Ihlamur hani C vitaminiyle ama hani boğazları rahatlatsın, işte bizi bağışıklığımızı güçlendirsin diye bir ıhlamur çayımız olabilir, tarçınlı bir çayımız olabilir. Kuru baklagiller de C vitamininden çok, hani bir vitamin içeriği çok değildir onlar içerisinde. Ancak protein oranından dolayı vücudu besleyeceği için, dokularımızı besleyeceği için kullanabiliriz. Bizim zaten hani kültürümüzde koyu yeşil yapraklı sebzeler çok fazla. Yani hemen bir işte marulumuz var, işte zaten salatalığımız var ki bunların mevsimi yavaş yavaş geçiyor maalesef. İşte bir maydanoz, dereotu olabilir. Soka. Aynen, roka. Bir de şöyle ıspanak bir şey var. Çıkacak. Aslında koyu yeşil ıspanak. Ancak koyu yeşil yapraklardan çok aslında şöyle bir şey var. Tüm sebzeler, tüm meyveler farklı renklerde ve her evet. renkte farklı bir, biz buna flavonoid diyoruz. Yani her ona rengini veren madde ve bunun vücutta farklı etkileri var. Yani o rengi veren maddenin vücuda aynı zamanda bir şeye faydası var. Yani işte havuçtaki karotenden bahsediyoruz. İşte onun gözümüze faydası var. Yine bağışıklığımıza faydası var. İşte domateste likopen var. Likopen yine bağışıklığımızı destekleyici, işte kanımızı hani daha sulandırıcı. Yani hepsinin işte farklı mekanizmalara faydası olduğu için dediğim gibi tek yönlü değil, çeşitli bir beslenmek yine aynı şey karşımıza geliyor. Bu çok önemli. Yine bağışıklığı koruyucu olan budur. Evet. Ben kendi hı hı. çocuğumla şöyle hı hı. şifre bir kelime bulduk. Gün hı hı. içerisinde gökkuşağı şeklinde beslendik. Aynen. Mi? Aynen, çok güzel bir şey. Çünkü gökkuşağı çünkü rengarenk. Yani işte yeşil yedik mi bugün? Ondan sonra turuncu mesela hava... Kesinlikle. Evet, o şekilde çok güzel bulmuşsunuz onu. Sihirli bir kelime bulduk, gökkuşağı. Aynen, aynen. Çocukları da böyle ilginç hale getirmek kesinlikle. Lazım. Bahsettiniz zaten, tabaklarını süslemek aynen. lazım. Bir de sevmediği besinlerle ilgili sanırım da zorlamamak lazım. Evet. Yani biraz zorlamadan hani bir tadına bak istersen belki seversin gibi, ya da hani atıyorum havucu sevmiyor ve kesinlikle yediremiyoruz. O zaman bunu
çorbasına koyarız. Hani ya da işte bir sebzeyle içerisinde blenderize edip hani onu anlamadan yemesini sağlayabiliriz. Ya da mesela yumurta sevmiyor ve hayatta yemiyor diyelim. O zaman terbiyeli bir çorba yapılır. Yumurtalı bir çorba yaparsınız ki oradan az da olsa almış olur. Evet, benim oğlum bulguru sevmiyor. Hı hı. Ben yayla çorbasını pirinç yerine bulgurla yapıyorum. Aynen. Onu da çaktırmadan yedirmiş oluyorum. Çok ama programdan sonra yiyecek mi? Sırrımızı da açıklamış olduk. Bu kötü oldu. Şimdi yaz mevsiminde saatlerde tabii yatma saatleri, kahvaltı saatlerimiz, akşam yemeği saatlerimiz hı hı. değişti. Yavaş yavaş düzene girmeye başladık. Hı hı. Akşam yemeğini geç yiyenler için akşam yemeği ne zaman yenilmeli, geç yenilmemeli midir? Evet, akşam yemeği için aslında en doğru tabir güneş batmadan tüketilmeli. Yani hani bu her mevsim güneşin batış saati değişir. İşte yazın işte 8'e kadar, işte 8.30'a kadar belki. İşte kışın da hani hava daha erken karardığı için daha erken kesinlikle tüketilmeli. Ama iş şartlarından dolayı bunu tüketemeyenler işte saat 18 gibi bir ek bir ara öğün yaparak, ben bunu diyetlerime çok kullanıyorum. Sonuçta herkesin akşam yemeği saati aynı olmayabilir ve hani diyet yaparken herkesi bu kalıba sokmak çok zor. O zaman kişiye özel bir öneride bulunmamız gerekiyor. Bu noktada işte saat 18'de bir ek bir ara öğün veriyorum. İşte bir süt olabilir, bu bir kuru yemiş olabilir. İşte bir meyve olabilir ya da bir yulaflı yoğurt olabilir, bir galeta olabilir. Yani bir şeyler yiyoruz ve metabolizmayı canlandırıyoruz. Ve saat 20'de ya da işte saat 7'de işte ya da 8.30'da 9 olmasın bu. Yani daha fazla gecikmesin. Bir akşam yemeği yiyebiliriz bu sayede. Akşam yemeğini yedik. Benim de muzdarip olduğum bir konu var. Akşam atıştırmalıkları, gece atıştırmalıkları. Yorgun oluruz, işten geliyoruz, çayımızı demliyoruz. O çayı tek içemiyoruz. Mutlaka yanında bir atıştırmalık çekiyor canımız. Hı-hı. Bunlar sağlıklı mıdır? Sağlıklı hali nasıl getirir? Ne yediğiniz önemli. Ne yediğinizi soralım. Fındık, ceviz. Fındık, ceviz. Şimdi bu fındık, ceviz gerçekten çok sağlıklı. Ancak her şeyde olduğu gibi ona da porsiyon çok önemli. Yani oturup böyle bir tabak kavrulmuş ya da kavrulmamış fındık yediğimizde vücutta bu, yani vücut fazla olan her şeyi, yani bu en sağlıklı besin de olsa fazla olan her şeyi depoluyor. Depolamak zorunda, mecbur. Depoluyor ve bu da bize fazla yağ olarak, fazla kalori olarak, yağlanma olarak ve zarar olarak geri dönüyor. O noktada fındık yiyelim ama bir avuç fındık yiyelim, bir meyve yiyelim, bir de yoğurt yiyelim mesela. Ha, ben çok fındığı seviyorum diyelim. Kilo problemim de yok. İki avuç yiyeyim o zaman. Yani bu da küçük bir kaseye denk gelir. Ama daha fazla değil. Hani fazla tükettiğimizde, yani burada her şeyde olduğu gibi porsiyon önemli. Aslında hani diğer besinler için de porsiyon önemli. Hani diyette hep şöyle bir algı var. İşte tatlı yasak ya da işte poğaça yasak, her şey yasak, hiç keyifli değil. Aslında öyle bir şey yok. Her şeyden az tüketilebilirse, kişi burada kendiyle savaşabilirse ve bunu başarabilirse, az tüketirse diyetine devam edebilir. Hani küçük kaçamaklar yaparak diyetine devam edebilir. Önemli olan bir şeyi abartmamak. Yani bir tatlıdan işte haftada 2-3 kere yarım dilim yedi diye hiçbir şey olmaz. Ancak bunu bir oturmaya 3-4 dilim yiyorsa ve buna dayanamayıp bu her akşama geçmeye başladıysa, ki bağımlılık yapma özelliği vardır, orada sıkıntı yaşıyoruz. Gece kesinlikle tatlı tüketilmemeli, zaten onu söyleyelim. İşte bir yoğurt olabilir dedik, işte bir fındık olabilir dedik ama bunun porsiyonları çok önemli dedik. Mesela şöyle bir şey var, yoğurt yiyorum ben ama kilo alıyorum. Yoğurdum 3-4 kase yiyor. Hani bu da sıkıntı. Hani yoğurt sağlıklı ama onun da bir kalorisi var. İşte meyve yiyoruz, onu işte bir tabak meyve, işte ne bir porsiyon derken ben bir elma diyorum ama bizde ne oluyor, hani bizim Türk kültürümüzde maalesef bir elma, bir portakal, iki mandalina, bir erik, bu bir porsiyon gibi algılanıyor. Aslında tüm gün yiyeceğimiz meyvelerin toplamı ve bu bir kaçamak oluyor aslında. Çok kalorili olmuş oluyor, ona çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda neyi sınırsız yiyebiliriz, aslında onu söyleyebiliriz. Salatalık, domates, marul, dereotu, özellikle dereotunun çok tok tutma özelliği vardır. Aynı zamanda ödem atma özelliği vardır. Hani bunları atıştırabiliriz gece otururken. Yine bunlar cazip gelmediyse meyvemizi çok çok küçük parçalara bölerek yavaş yiyebiliriz. Çünkü tokluk beyne 20 dakikada gidiyor ve bir şeyi çok hızlı yediğimizde farkında olmadan çok yiyoruz.
aslında ben orada bir elma yesem 20 dakika sonra şişeceğim ve hiçbir şey yemek istemeyeceğim. Ama ben bir elma, işte iki kase fındık, işte iki kase yoğurt vesaire, ben böyle çok yediğimde ya da işte tatlı vesaire, 20 dakika sonra vücutta aşırı bir şişlik, aşırı bir yorgunluk, uyku hali oluşmaya başlıyor. Bunun sebebi vücudu dinlemeden ve çok hızlı bir şekilde yemek yemiş olmak. Yavaş yemeye çalışalım. 20 dakika sürmesi çok önemli yediğimiz şeyin. Ha, 20 dakikadan kısa sürüyorsa yiyelim ve bekleyelim. Biraz bekleyelim toplum oluşmasını. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz Büşra Hanım. Toparlamanızı rica edeceğim. Okul döneminde çocuklar için tavsiyelerinizi tekrar alalım. Kahvaltı dedik, öğle yemeği dedik, akşam yemeği dedik ve ara öğünlerden bahsettik ve bunların içeriğinden bahsettik. İçeriğinin sağlıklı, dengeli ve besleyici olması bizim için çok çok önemli. Ne az ne çok. İşte her öğün mesela bir çocuğun 2-3 dilim ekmeği olabilir, kesin olabilir. Bazen bu 4'e de çıkabilir. Ya da onun yerine bulgur olabilir. Sütümüz, yumurtamız mutlaka kahvaltımızda olmalı. Öğle yemeğimizde çorbamız, sebzemiz. Bir de ben balıktan bahsetmek istiyorum bitirmeden. Çok önemli bir nokta. Şu an balık çok. Bence kaçırmadan herkes bol bol işte hamsisini, palamutunu, özellikle palamut çok. Bol bol tüketsin bu aralar. Ama eğer kişinin bir böbrek rahatsızlığı varsa doktoruna danışarak tüketmesi çok önemli. Yani burada rahatsızlıklar da çok önemli. Ancak bu ara hani çocuğunuz için, kendiniz için mutlaka kişi kendi ve ailesi için balığı evinde bulundursun. Haftada 3 akşam, olabiliyorsa 4 akşam balık tüketelim. Hem mevsimindeyiz. Aynen. Hem sağlıklı, hem ucuz bir besin. Evet. Her anlamda faydalı. Değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, Sağlık Dünyası programımızın bu akşamki konuğu diyetisyen Büşra Akşit Koldaşlı. Değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Milyonlarca öğrenci bugün okula başladı. Okul çağındaki öğrenciler için beslenme önerilerinde bulunduk. Yetişkinlere de yaz mevsiminden sonbahar mevsimine geçtiğimiz bu günlerde beslenme önerilerini tekrarladık. Haftaya Sağlık Dünyası programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sevgi Hastanesi sundu.